Merhaba iyi günler Ziraat Mühendisi Bitcoin kardeşlerim. Sizinle Hawaii koklayan adamın serasından birlikteyiz. Bugün poz vermek istemiyor galiba. Arkadaşlar şaka bir yana bu seradan sizinle çok ciddi şeyler paylaştık. Deneyimler paylaştık. Kısaca bir hatırlatalım. O videolarda şuraya atacağım. Buradan izleyebilirsiniz. En büyük artımız bu otları sormayın. Bu otlar Bakın yolların içerisinde ve bunlar yonca biliyorsunuz azot, azot fiksasyonu yapıyorlar. Dolayısıyla toprağa yararlılar ve buraya karıştırınca veya öldürüp buraya çürümesini sağlayınca toprağın organik maddesini arttırıyorlar. Ama bakın tavaların üzerinde hiçbir şey bulamazsınız. Çünkü tavaların üzeri yani kök bölgesi alındı. Bunu demişken şunu göstereyim size. Burada yaptığımız şeylerden bir tanesi 4-5 sene boyunca Sürekli toprağa hayvan gübresi atmak Organik malzeme atmak karıştırmaktı. Bu da toprağın çok çamursu yapısını bakın Şöyle bakın bu mevsimde Sezonun ortası geçti Evet pat diye giriyor mesela parmak hayvan şeyi bahsetmiyorum Taş gibi diyor burası Şimdi bakın elimi kürek gibi sokuyorum herhangi bir yere Pat diye giriyor görüyor musunuz sifon suyu yok Ondan sonra Burada Organik maddeyi e, bol her yıl atarak bol miktarda demek yanlış. Bir seferden bir şey olmaz. Her yıl atarak organik maddeyi ilk başta hayvan gübresini arkasından organik maddeyi burayı bu hale getirdik. Daha sonra buradaki 4 sıra olan biber ser sırasını 5.40'daki 3'e e düşürdük. Daha sonra bu alanı yükselttik. Niye yükselttik? Direnacımız iyi olsun diye. Çünkü organik madde ve samur attığımız şu alanın Haricindeki altındaki toprak yine burada bildiğimiz sakız gibi. Çünkü toprağın e, yaklaşık 25-30 santimini biz bu şekilde işleyebiliyoruz. Bu hale getirebiliyoruz. E, ama altı sakız gibi taş gibi. Bakın böyle keseklenme çok meşhur. E, o yüzden bu işi yaptık. Bunların dışında biliyorsunuz ısı perdesiyle alakalı işlemler yaptık. Bu yıl ne yaptık? Isı perdesiyle alakalı. Önce şuraya çektik bir miktar. Demek ki kalbimiz yatmamış. Bu seray için söylüyorum. Daha sonrasında ise bir baktık ki orada çok ciddi anlamda gidiyor. Ee, dallanma devam ediyor. Tepeler daha iyi. Ondan sonra bu tamamına ısı perdesini çektik. Sanırım yok. Şu anda çekilmeyen. Ee, hemen hemen şurada yarım bir çember var. Onun dışında çok güzel. Bu videoya uygun özel anlatacağım şey şu. Bakın arkadaşlar burada arkadaşımız azmetli. Sezonun başından sonuna kadar bu yıla has bu. Evet şimdi sordum daha önce aldım izin diye tek tük belki dedi. Bu yıla has yani bu işe de artık kanaat getirdi. Baştan sonra tepeye aldık. Bakın şuraya kadar bitkinin büyümesine izin verdik. Belli zaten büyüme noktalarının düzlüğünden. Daha sonrasında kafalar koparmaya başladık. Bakın zikzak yapmaya başladı. Tam istediğim şey. Zikzak Zikzak, zikzak, zikzak. Bakın. Bunun tam esas sebebi şu şekilde. Şuraya atacağım videolarda da var. Şöyle tepeyi tutup çiçek kalacak şekilde almak. Bunun sebebini anlatmıştık. Şu anda İbrahim ediyor diyor ki, havayı koklayan adamımız. Diyor ki yine alacağız. Evet doğru söylüyor. Şimdi Evet. Evet anlatacağım onu. Şimdi buraya sezonun başından beri yani şuradan itibaren bitki kafayı dağılsın dediğimiz andan itibaren yani reşit olduktan sonra bunu aldık. Bu şekilde getirdik. Sonra neyi teşvik etmiş olduk biliyor musunuz? Bakın bu zikzaklar alınan yerleri gösteriyor. Az önce gösterdim. Bakın. Yan dallara bakın. Çokluğuna bakın. Görüyor musunuz? Bunların her birinden bir sonraki yani bu alma işlemini devam ettirdiğim zaman da bu oluşturduğumuz yan dalların her birinden bol miktarda meyve alacağız. Yani bir seviyede gövdede birer meyve yerine özellikle çarlı gibi sivri gibi işte kıl sivri gibi vesaire bitkilerde 2-3 e, meyve alacağız. Niye? Çünkü ana gövde de oluşacak. Hemen onun yanındaki yan dalda oluşacak. Daha farklı bir bitkiye gidelim. Mesela oradakileri de göstereyim size. Yani bu bir bitkiye has değil sonuçta. Bakın burada da aynı şekilde yan ve çiçekler oluşmuş. Şu ana kadar yaptığımız yatırım e, bu tepe alma işleri Bunlar oluşturdu. Bundan sonra yapacağımız 2 veya 3 alma işlemi de şu yan dalların üzerinde Bakın şunun gibi meyveler oluşturacak. Böylece ne olacak? Bir ana gövdeden meyve alacağız. Hemen yanındaki yandaldan. Daha sonra bir üst seviyedeki şu yandalın meyvesini ve burası böyle e, keçi boyunuz ağacı vardır. Görmüşsünüzdür. Böyle e, sallanır durur böyle meyveler. Aynı o şekilde olacak. Mesela şurada bir başka bitkiye bakalım. Bakın seviyeyi görüyor musunuz? Hepsi bu şekilde yığılıp kalacak. Buradan bir yerine birçok e, meyve almış olacağız. Bakın bir normal anadal meyvesi bir tane yandal meyvesi şeklinde. Bu işlemi bakın şurada da göstereyim. Yandal meyvesi, anadal meyvesi, anadal meyvesi, hemen yandal meyvesi geliyor. Seviye seviye. Ve kıştan çıktığı için bu aşamada yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de e, bitki besleme olarak bahsedeyim öncelikle. Bakın hafif hafif manevizm eksikliği belli oluyor. Çünkü Sebebi neydi? Kışa giderken kök, kılcal kök kayıplar oluyordu. Magnezyum ve kalsiyum özellikle bu ikisi. Kılcal köklerin uçlarından yani kök uçlarından alındığı için o kayıplar buraya ne olarak yansıdı? Magnezyum eksikliği olarak yansıdı. Kalsiyumu belli bir yere kadar regüle edebiliyoruz. Ee, çünkü e, nitrat amonyum formunu ayarlıyoruz. Ama magnezyumu maalesef ee, eklememiz gerekiyor. Bunu yapacağız. İkincisi de bu dönemde ee, bu, havaların biraz ısınması ve içerideki nemi tabii biz kendimiz sağlamak zorundayız. Belli bir nem oranını. Olmazsa bile soku emiciler artar. Bunların başına da yaprak piti gelir. Bununla alakalı işlemimizi mücadelemizi yapacağız. Bakın bu arada yan dalın meyve desenini göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Ana gövdenin üzerinde ve yan dalın üzerinde aynı seviyede neredeyse meyveler. Bu şekilde bu işlemi sürdüreceğiz. Onun dışında şimdi soracağınız şeyler belli. Biz bu ısı perdesini ne zaman alacağız? Ne zaman yok edeceğiz diye. Arkadaşlar ısı perdesi ilk başta ışığın kırılmasına da artı sağlıyor. Farz edelim yukarıda gölge yokken ana plastikle. Burada ısı perdesi bize bir nevi bir ara gölge şeyi de yapıyor. Vazifesi de yapıyor. Tam olarak olmasa da. Biz e, ne zaman gölge atmıştık abi? İşte bir hafta önce ana gölgemizi attık. Tabi bunu koyulaştıracağız ne zaman? Işıklar daha yoğun olmaya başladığında ve artık hava iyice, gece sıcakları iyice arttığında nemi de sağlamak için yollara su salmaya başladığımızda o zaman ısı perdesine ihtiyacımız kalmayacak. Bu gidişte bir en iyi ihtimal Mardin ortasına bölgesel olarak değişmek suretiyle rahatlıkla geçeceğiz. Zaten burada bulur Evet bölgeye has demesi nedeni o. Bazen de mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Camlarda daha uzun tutuyoruz ısı perdesini. Sebep de şu camlarda ne mümkün değil sağlayamıyoruz. ısı perdesi artı daha fazla gölgeleme ile ısı perdesinin camlarda ve yüksek seralarda tepeden havalandırmalı yüksek seralarda nemlendirme özelliğini kullanıyoruz. ısı perdesinde bu faktörlere dikkat ederek alacağız. Bakın buralarda bilinçli olarak e, boşluk bıraktık çünkü havalandırmanın oraya yani buradan çıksın e, aşağı inmesin diye mümkün mertebe daha önce de anlatmıştım ile alakalı videoda mümkün mertebe buraya ne koyacağız antifoglu iron çakmaya dikkat edeceğiz ki buraya şapır şapır yağmasın diye bu anlattıklarım dışında bu videoma şöyle güzel bir yandal yapmış bitkiyle bir bitkiyle daha diyelim çünkü bir tane yok son vermek istiyorum bakın bir tane gelmiş buradan Hemen almışız zaten zikzaktan belli bakın hep zikzak gider hop bir tane yandal yapmış burada göstereceğim son noktada şu Bir meyve tutacak yandaldan iki tutacak 3 tutacak Belli ki 4-5 tutacak da mı, Evet vermiş. <laughs> şimdi ne yapacağız Bunu artık körlüyoruz arkadaşlar evet. Öbürü gibi Şöyle yapmak yerine bakın ikisinin arasındaki fark bu videonun sonuna kadar izleyenler bunları Görmüş olacak Artık körlüyoruz neden çünkü bu kadar meyveye bakın dedim ya dört tane şu anda hazır tutmuş var. Bu yan dal dayanmaz kopar. Direkt koparıyoruz bunu. Artık öbürü gibi değil. Koparıyoruz istemiyoruz. Mesela bu da keza öyle. Bakın 1 2 yani şuralardan belli şunlar da tutar %99 bunu da bu şekilde artık körlüyoruz. Bunları körlüyoruz çünkü bu kadar yükü bu yan dal taşımaz. En azından 2-3 meyvemizi alalım. Daha fazlasını hayal ederken e, ee, hazırkinden de olmayan tarz, tarzında bir bakış açısı getirmek istiyorum ama e, karşılığı da bu. Evet. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Havai koklayan adam. Evet. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Havai koklayan adam. Evet. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Havai koklayan adam. Yok. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.